Herkese merhaba arkadaşlar. Biz şimdi Melih'le beraber alışveriş merkezine gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz orada. Giderken de size okulu göstereceğiz. Öyle şimdi yürüyoruz. Selam gençler. Burası şimdi üst kapı mı oluyor? Evet, burası üst kapı. Farah abi kampüsü. Ya merkez kampüsü yani burası. Evet. Buradan onunla giriş kapı. Aslında. Ya en havalı giriş burası. Yok canım, AVM giriş de güzel. Orası da güzel, evet, ikisi yani. Aynen. Evet, şu an okulun en güzel zamanı, çünkü kimse yok. Burada tabelalar var, fakülteleri gösteriyor. Aşağı iniyorsunuz. Ben hemen sayayım. Burada hemen şu karşıdaki merdivenlerden aşağı ince sol taraf İlahiyat Fakültesi. Evet. Çift katlı bina. Şu yoldan bizim fakülteye gidiliyor. Orada merdivenler deniyorsunuz. Evet. Şurası mühendislik fakültesi, mühendislik dekanlığı. Evet. Öğrenci işleri falan burada. Mühendislik fakültesi buradan dümdüz inip merdivenlerden aşağıya dümdüz ileri giderseniz. Evet, dönüşte onu göstereceğiz. Çünkü olabilir. Bu sefer bize ters oluyor. Aynen. Dönüşte çıkarken de öbür kapıdan çıkarız. Görürsünüz. Bir Sezai'ye bakalım, o manzarasını görsünler. Çünkü Sezai bir daha buraya çıkmayız. Aynen, kültür merkezi var burada. Sol taraftaki şu turuncu bina çalışma salonu. Yemekhane. Çalışma salonu da var. Hayır, çalışma salonu, yemekhane. Evet. Burada böyle yine tabelalar var. Burada konuk evi var. Burada öğretmenlerin herhalde tanıdıkları kalabiliyor. 5 yıldır bu okuldayım, daha hiç kalmadı. Evet. Yok, hiç kimse kalmadı. Kamu personelinin işte tanıdıkları kalabiliyor. Öyle söylediler. Ama okul şu an çok güzel görünüyor. Bomboş. Havalı. İlk defa bu kadar boş görüyorum. Evet, kimse yok bizden başka. 5 yıldır buradayım, ilk defa bu kadar boş. Kar, kış, kıyamette bile doluydu da bura. Burada B yazıyor. Evet, burada B yazıyor aslında ama. Çok uzamışlar. 3 aydır kimse ilgilenmediği için şu an saçak saçak olmuş. Evet, şurası neydi? Rüştü Onur çalışma salonu. Buradan böyle altı indiğimizde şu merdivenden yemekhane var. Çalışma salonu da 3 katlı. En üst katına kadar da çıkabiliyorsunuz. Burada kantin var. Hı-hı. Orada da oturma yeri var. Burası ne bilmiyorum. Burası mı? Evet. Burası öğrenci işleri. Öğrenci işleriymiş. Direkt üniversite bütün öğrenci işleri burası. Böyle, burası çok güzel. Ha, şurada hatta kampüs kırtasiye var. Hı-hı. Böyle burası. Şimdi size manzarasını göstereceğiz. Buradan kantinden bir şey aldığımızda genelde orada oturduğumuz için oranın da çok güzel bir manzarası var. Birazdan da yoldan aşağı ineceğiz hatta. Yürüyeceğiz. Evet, burası da böyle. Şöyle manzarasını göstereyim. Hatta size bir kişi oturuyor. Burada KYK yurtları var. Şu sarı bina var. Değil mi? Aynen. Şurası KYK, şu aşağısı erkek. Burası yüzme havuzu, şu yeşil olan. Şu karşı tarafı kız, komple. Evet, şöyle bir deniz manzarası var. Hatta buraya Tuğçe Kandemir gelmişti, buradan snap atmıştı, hikaye atmıştı. Tam aynen. Bu balkondan, şöyle aşağı doğru. Böyle, şimdi aslında biz yürümedim. Buradan yürüyeceğiz böyle. İYBF'nin önünden geçeriz, orayı da gösteririm. Dönüşte de yine bu yoldan çıkarız. Şurada bir mühendislik fakültesi var, hatta gözüküyor yazısı. Oraları gösteririz. Karanlık olur belki ama çok da önemli değil herhalde. Işık olur da çok neresi olur bilmiyorum. Burada Pamukkale'nin satış noktası var, FTT var, bankamatikler var, ATM'ler. Böyle. Evet. Şuradaki sağda gördüğünüz kapı yemekhanenin kapısı. Böyle yeşillikler içinde bir okul. Evet, yemekhanemiz de burası. Böyle. Burada konferans salonu var. Çok güzel görünüyor. İyice sarmaşıklar. Sarmış. Böyle iniyoruz buradan. Birileri var. Karşı spor salonu. Evet, şu karşıdaki beyaz bina da spor salonu. Evet, şöyle çok güzel yemyeşil. Çekme çok güzel. Aa, balıklar var içinde, var mı? Aa, evet.
balıklar. Yeni atmışlar. Evet, burası yukarıdan gösterdiğimiz yere geldik işte. Burada ataneler var. Karşıda Fen Edebiyat Fakültesi var. Yeni Fen burası. Yeni Fen'miş burası, beni öyle söyledi. Yemekhaneye de şuradan da giriş var, bu kapıdan. Böyle Sezai'nin işte ön kısmı böyle gözüküyor. Ben bu gençlerin araba. Evet, şimdi giriyoruz aşağı doğru. Aşağı doğru yürümek, AVM'ye gitmek çok güzel. Çıkarken çok kötü ama. Hep bayır çıkıyoruz. Bir önceki videoda söylemiştim okulun içinden AVM'ye gidebiliyoruz diye ama başka bir AVM'ye gitmiştik. Şimdi o AVM'ye gidiyoruz. Okulun içinden yürüyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle. Genel olarak güzel bir okul. Zonguldak'a göre bence gayet güzel Zonguldak bir okul. Zonguldak çok üstü. Çok güzel görünüyor. Bizim İEBF'de burası işte. Şu karşı turuncu bina. Ben her gün bu yolu yürüyorum aşağı kadar. Yürümesi güzel de çıkması zor. Tek başına buraya kadar ben de geliyorum. Evet, şuraya kadar geliyor sonra böyle öpüyor beni gidiyor hemen. Aşağı kadar bazen sınıfa kadar bırakıyordu ilişkimizin ilk bir ayında. İlk bir ay değil ya, sonra ilk 2-3 ay geldi. Sınıfa kadar bırakıyordu, şimdi gelmiyor artık. Geçti canım cicim aynen tabi. Öyle işte gençler. Burada böyle spor kortu, evet, tenis kortu. Spor kortu var. Havuz var. Futbol, aynen. Futbol oynayanlar var. Farabi Cami. Öyle şimdi gidiyoruz. Evet, şimdi İBF'ye yaklaştık. Melih şu ağaçların ne ağacı olduğunu çok merak ediyormuş. Kırmızı ağaçlar. Bilen varsa yazsınlar. Evet. Evet, az önce tam şuradan bakıyorduk değil mi? Evet. Bu yola. Ben ilk üniversiteye geldim, orası yoktu. Bu Sezai Karakoç yoktu. Hiçbir şey yoktu ya. Harbi çok değişti. Evet. Burası da benim bölümümün olduğu. Soruyorsunuz, siyaset bilim ekonomi yönetimi okuyorum. Ne kadar söylesem de herkes soruyor yine de. Bilmeyenler oluyor. Bu arada ben elektrik mühendisliği okuyorum. Evet. Bilmeyen varsa. Mühendis olacak. İnşallah iki dersi verirsem. Gençler bana öyle dua edin ya. Son iki dersim kaldı. Bir haftasında verirsem mezunum. Çok güzel yemyeşil yollama ya. Bir de daha Türk bayrağımız. Evet, fakülte buradan böyle devam ediyor. Burada da kapı var. Yukarıda da bir tane kapısı var. Ve AVM var karşısında. Esas 67 burada. Denize de bakıyor. Tabii canım, en güzel fakülteyi size yaptılar. İlk başta öyle zannediyorsunuz. Ondan sonra EM adında bir kantin var. EM kantı elektrik mühendisinin kantini. Oluyor. Evet. Sonra oraya çok uzak olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü bu yokuşa çıkmanız gerekiyor oraya gitmeniz için. Şimdi neden oraya gideceğiniz derseniz bütün okul orada, evet, çünkü. Evet, herkes orada oturuyor. Yani üniversite ortamı denilen şey orada. Herkes orada oturuyor, çayını kahvesini içiyor. Çok kalabalık oluyor. Ve biz de buraya çok uzağız oraya yani. O yüzden bizden kimse olmuyor genelde. Sadece ben oluyorum. O da Melih'le tanıştığım için. Hiçbir arkadaşım orada oturmuyor. Herkes AVM'ye iniyor. Öyle yani. Ama işte okuldan eğer mühendis bulmazsanız sorun yok. Sizin için güzel olabilir. Ama ben buldum. Evet, AVM burada. Buralar hep yılbaşında ışıl ışıl oluyor. Evet, çok güzel. Hala duruyor ışıklar, zaten kaldırmamışlar. Onu hiç kaldırmıyorlar zaten. Ben ilk geldiğim yıl bir takıldı, bir daha hep yandı onlar. Okulun diğer girişi de burası. Burası da çok güzel bir giriş aslında. Arkadaki manzarası falan. Ama bu çatı daha önce düşmüştü. 3 yıl, 3-4 yıl. Sen gelmeden bir iki sene önce düşmüştü bu çatı. Böyle işte, çok güzel bu kapıda. Anlatan kimsenin üstüne düşmedi. Şurada da üniversitenin adı yazıyor. Hatta buradan sular akıyor. Evet, böyle. Okulun içinden indik gördüğünüz gibi. Burada bir merdiven var. Böyle buradan da karşıya geçtiğimizde AVM'nin içine girmiş olacağız. Artık maskemizi takma zamanı. Çünkü kalabalığa, evet, karışıyoruz. Okulun içine çok fazla insan olmadığı için takmadık aslında. Normalde takıyoruz. Evet,
Şimdi girdik. Başlık. Melisa genel olarak hep geldiğimiz alan burası aslında. Diğerini neredeyse hiç gitmeyiz. Yani bizim geldiği hep takıldığımız alan burası. Evet. Şimdi burası olmasa hayat çok kötü olur. Melih abinizin en sevdiği mağaza Migros. Ama bu küçük. Beşen Migros'lar çok daha güzel. Beşen Migros'u çok seviyor. Ben de çok seviyorum gerçi. Gezmesi çok güzel oluyor. Teknosa'ya bakarız mesela. Oradan çıkınca. Ya yaptıklarımız geldi böyle, bunlar. İşte evlendiğimizde şunu şunu alacağız falan. Böyle yani, konuşuyoruz. Yani hayaller kurarız. Eğer çok fazla hani gezmeye zamanımız varsa aşağıda tek sen var. Tek seni geziyoruz tek boş boş. Genel olarak Melih'in en fazla kullandığı şeyler ATM'ler. Hayır. Şimdi oraya iniyoruz tekrardan. Her zaman olduğu gibi girer girmez ATM'ye iniyoruz. Çünkü Melih sürekli para çeker, para yatırır, fatura öder, bilmem ne yapar. Kira yatırır. Kira yatırır vesaire vesaire. O yüzden öyle yani. Şimdi... Evet Melih avına ilerliyor. Melih vakıf bankı kullandıktan sonra iş bankasını kullandı. Şimdi ING kullanıyor. Bütün bankalarla çalışıyoruz. Evet gençler. Melis ablanız şu anda ellerini dezenfektan ediyor. Çünkü bankaya dokunduk. ATM'lere dokunduk. Evet. Çok önemli bunlar. Şimdi sıra sende. Kamu spotu. Çok fazla dışarı çıkmamaya çalışın, çok fazla her yere dokunmamaya çalışın. İşiniz olmadığı sürece çıkmayın gençler. Şimdi biz yemek yiyeceğiz ama... İnşallah çıktır. Açık mı bilmiyoruz, bakacağız. Aslında İskender yiyecektik ama o kapalıymış. Evet. Dışarıdan gördük daha doğrusu. Belki dışarısı KFC dışarıda. De kapalı, Usta Dönerci kapalı, Burger açık, Sbarro kapalı. Kapalı, Sbarro kapalı, Burger açık. Böyle, ooo masaları var. Evet. Bayağı bir mesafe var. Eskiden normalde şu aralıkta 6 masa duruyordu. Oha. KFC kapalı, Popeyes açık mesela. Tavuk kapalı, kapalı. Aynen. Tavuk dünyası açık, tavuk da tavuk kapalı. Şimdi burger yemeye karar verdik. Tamam mı? Şimdi burger'dan yiyeceğiz. Ben Viking söyledim. Melih de cheeseburger söyledi. Evet. Onu bekliyoruz. Biden'a kapalıymış maalesef. Evet. O Melis ablanız da burger yiyelim dedi o yüzden. Yoksa burada ben, tabii canım burada Bursa Kebap Evi de vardı. Gelirseniz Bursa Kebap Evi'ndeki İskender Baydöner'den daha güzel haberiniz olsun. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Tekrardan okulun içinden geçiyoruz. Diğer taraflarını da gösteririz size. Az önce gösteremediğimiz yerleri. Mühendisliği. Üniversite. Evet. Bülent Yücevit University. Tamam bu kadar yeterli. Ne lan? Ne oldu ya? Aa, arkadaşlar benim konuşmamı kıskanıyor. Benim konuşmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Melis ablanız benim çok konuşmamı istemiyor. İstiyorum hepimiz. Şimdi bu yokuştan çıkacağız. Çok zor gerçekten buradan. Eğer Zonguldak'ta okuyacaksanız yokuşlara alışın. Evet. Şimdi biz aşağıdan yürüdük böyle bu yoldan. Okulun göstermediğimiz yerlerini göstereceğiz. Şu an tam karşısı Maden Mühendisliği Fakültesi'ydi. Evet, şu bina. Sol tarafta olan, hani çok az gözüküyor ama belki gözükmez. Hani tam karşıda aynen, ileride. Şurası. Sol taraf değil yani. Orası eski elektrik elektronik mühendisliği fakültesiydi. Burada şu an İlahiyat Fakültesi oldu. Burada basket sahamız var. Üç tane herhalde karşılıklı. Evet, dörtmüş. Şöyle. Dört tane voleybolu var. Evet. Burası makine mühendisliği bölümü. İdari giriş yazıyor.
Şey öyle yazıyor. Burası şey. Makine mühendisliği hocalarının olduğu yer. Eskiden burası evet. İnşaat mühendisliği fakültesiydi. Evet. Biyomedikal bizim o taraftaydı. Burada inşaat vardı. Evet. Bir tane daha vardı, onu hatırlamıyorum şu an. Burası az önce dediğimiz EM, yani evet. Elektrik elektronik mühendisliğinin kantini. Şuradan böyle boylu boyunca uzanıyor. Bayağı ileri gidiyor. Full koltuklar vardı, masalar filan ama evet. Korona yüzünden kaldırılmış. İşte o dediğimiz ortam böyle. Full burada insanlar oturuyor. Normalde oturmaya sandalye bulunmuyor. Aynen öyle. Evet. Biz şimdi mühendislik fakültesinin önündeki böyle kamelya mı denir aslında? Aynen. Oraları oturduk. Çok yağmur yağdığı için bank yerine kamelya koyuyorlar buraya. Evet. Şimdi size binayı göstereceğim. Evet. Melih anlatabilir. Burası mühendislik fakültesi. Ben daha okula girerken yapılıyordu. Normalde sözde daha ilk yılımda girecekti. Hani bitecekti. Ama üçüncü yılımda bitti. Burasını yapıldı. Burada bayağı bir mühendislik var içinde. Bilgisayar, inşaat, makine, elektrik, biyomedikal. Ondan sonra aklına gelmeyen daha varsa. Gıda burada değil, onu biliyorum. Bu mühendislik hepsini kapsıyor işte. Bayağı büyük yaptılar. Güzel aslında ama ben eski binayı da seviyordum. Burada belki okumak isteyen öğrenciler vardır. Yazmak isteyen okulu, bölümü ne söylemek istersin? Benden hep böyle bir konuşma bekliyorlardı. Ama sen mezun olacaksın. 5 yıl içinde neler yaşadın burada? Bu okul sana neler kattı? Bunları sizden duymak istiyoruz Melih Bey. Ya aslında nasıl diyeyim? Nasıl? Maskeni çıkartabilirsin istersen. İkimiz var istersen. Yani. Aslında üniversite ya, tabii ki bilgi katıyor ama hayatı nasıl yaşayacağını gösteriyor sana daha çok. Hani nasıl yaşaman gerektiğini, idare etme şeklini, insanlara karşı tavrını, tutumunu. Bu üniversiteye yazabilirler. Hani çok aktif olmak isteyen öğrenciler varsa kulüpler var. Kulüplerden mühendislik için bahsediyorum şu anda. Mühendislikte bir sürü kulüp var. Yarışmalara katılıyorlar. Hani benim bölümümden hani arkadaşlarım uluslararası bir yarışmaya katılarak dünya ikinciliği alan hocalarımla birlikte hani diğer bölümlerden mühendislik fakültesinde hani öğrenciler var. İsteyen, merak olan katılabilir. Güzel bir yer, hani çok gelişiyor. Hani hızlı bir şekilde gelişiyor aslında. Evet, hatta iki tane fakülte yapıldı. Evet. Okulun girişini onu da göstereceğiz yürürken. İşte bina hani, yani. Ben 5 yıl önce geldiğimde bana böyle bir şey olacak deselerdi asla inanmazdım. Yani Zorluklar bu hale gelecek. Çok gelişmiş gerçekten. Deselerdi asla inanmazdım. Buralar hep düzlüktü, otluktu çünkü. Gerçekten burası bomboş ova gibi bir şeydi. Arka tarafta hidrolik yap falan vardı. Hani biz oraya gidiyorduk bazen. Yani öneriyorsun için. Hani buraya yazmak isteyen yani öğrenciler. Yani yazabilirler. Hani Zonguldak deyince insan bir kaçıyor yani. Orada okunur mu falan ama aslında çok gelişti. Yani bu okulun içinde bile sıkılmazsın. Dışına çıkmana gerek yok yani. Yani tabii ki şu arkamızda gördüğünüz evet, bu EM boylu boyunca istediğimiz yer. Baştan sonuna kadar şu karşıdaki salıncak kamelyaya kadar evet. EM kantin. Okul yani, ortamı güzel genel. Hani orası aslında daha önce sol taraftaydı. Daha küçüktü. Çok fazla taraf oldu. Diğer fakültelerden, diğer bölümlerden insanlar geldikçe arttı, büyüdü. Hı-hı. Çok çok büyük bir yer oldu. Güzel bir okul aslında. Yazılabilir. Evet gençler, hüzünlü bir an. EM kantin. Şöyle. Buranın böyle tadına bakmayın. Burası normalde şurası 7 saat. Şurası full böyle koltuklar. Komple. Masalar. Şu geniş alan zaten full yani. Hani zaten yerde izler var hala. Evet. Sınav haftaları 7-24 açık. Normal zamanda gece 3'te kapanıp sabah 7'de açılıyor. Şu arkası ışıklar yok ama arkada eski fef miydi? Şurası eski fef. Şurası da beden eğitimi şeysi. Şu anda besio. Öyle. Aynen, burası şu anda besio. Daha önce makine mühendisiydi. Ve şu anda sol tarafta gördüğünüz yer. İlahiyat fakültesi. Şu an ilahiyat da. Şu anki beni ilgilendirmiyor da. Eskiden elektrik elektronik mühendisliğinin evet. olduğu yerdi. 92 burası yılında. Burası da yeni yapılan. Salıncak. Salıncak çok gözükmüyor ışıkı. Şöyle. Şimdi bu yoldan ilerliyoruz. Sol tarafta kütüphane. Kütüphanemiz var. Melih'le en sık zaman geçirdiğimiz yerlerden birisiydi. Hatta geçen sene. Bayağı fazla. Kütüphanede sabahladığımız da oldu. Hatta videolar çekmiştim. Eski kanalıma atıyordum onu. O vloglardan görebilirsiniz. Yani çok şimdi. Çok fazla ya. Buralarda ne yer savaşları yapıldı. Evet ya, kütüphanede yer bulmak imkansız ama
Şimdi yeni iki tane fakülte yapıldı. Onu göstereceğiz. Orada da kütüphane olacakmış. Bir terminal komple bir şeymiş. Kütüphaneymiş. Kütüphane, evet, kütüphane de burası. Şu an korkunç görünüyor. Işıklar karanlık. Şöyle girişi bu kapıdan. Normalde 7.24 açıktı normal, evet, zamanda. Aynen öyle. Şu anda bile açık olması gerekiyordu yani. Evet. Bayramda bile 12'ye kadar falan açıktı yani. Bayram günü son gecesi. Yılbaşında dahil full açıktı, evet, 7.24. Evet, yılbaşında da açıktı. Ya ben kütüphan değilim de arkadaşlarım oradaydı yani. Ya he he. Burada Radyo Kara Elmas var. Evet. Hiç dinlemedim ama çok güzel diyorlar. Öyle. Evet gençler, burası konser alanı. Ama hiç konser burada olmuyor burada. Olmuyor. O gösterdiğimiz basket sahasında oluyor. Burası orada. Çünkü çok küçük hani. Burası ilk başta üniversite yapılırken yapılmış büyük ihtimalle. Hı hı. O zaman nüfusu az da bir üniversitenin, o yüzden çok rahat bir şekilde sığıyordu. Evet. Hani şu anda okulda var 35 bin öğrenci mi ne? 35-36 bin öğrenci var en son sayıma göre. Buralar yeni yapıldı. Evet, buralar eskiden otluktu. Yeni yapılan iki fakültelerden birisi bu. Aynen. Şöyle. İlahiyat fakültesi olacak deniyor, evet, ama... Evet, duyuma göre taşınacakmış az önce gördüğümüz yerden. Şöyle, hiçbir şey gözükmüyor ya. Bir de şurada ileride var, orayı da göstereceğim giderken. Burası daha ufak, sanki burası kütüphane olurmuş gibi geliyor. Ama şu burası bina. Bütün bak. Evet. Şurada birleşiyor. Doğru. Bu yol da böyle. Bu yol gerçekten güzel. Hem ağaçlarla çevrili, bir de güzel kokuyor. Ağaçların kokusu falan. Güzel yani. Ne kadar maskeden oh, alamasak da takıyor. Bu yol daha önce çok kötüyüz zaten. Yerde şu an parke taşları var ama. Evet. Bir normalde bu yol çamurluk, toprak çok kötüydü. Gerçekten güzelleşiyor. Yeni gelenler şanslı olacak yani. Evet. Bir de bu iki binanın arasında bir yol var. O yol eskiden de vardı da daha sonra kullanıma kapatıldı ama bu bina yapılacak diye. Ama şimdi güzelleşti aslında. Evet. Artık seneye de ben burada olduğum için maalesef Melih olmadan gösteririm belki bu yoldan geçersem. Diğer binada burası işte. Çok gözükmüyor ama. Burası böyle. Da av kapının girişi arkadaşlar, evet, normalde. Yani ben 5 yıl boyunca okula hep buradan girdim. Hiç başka bir yerden girmedim. Evet, bu şekilde. Şöyle yolu göstereyim en son. Böyle. Artık videomu burada bitiriyorum. Yarın dönüşüm. Aynen, bu arada yarın için bilet aldım. Yani 14 Haziran'a. Büyük ihtimal o gün de çekerim diye düşünüyorum. Evde devam ederim gerisini. Efe ile kavuşacağız. Birinden ayrılıyorum, biriyle kavuşuyorum. Keşke hiç ayrılmasak ya. Keşke ama işte ne yapalım. Bence sen de bir güle güle yap yine de. Görüşürüz gençler. Yarın yine büyük ihtimalle ben de olurum videoda. Evet, yarın inşallah çekersek. Ondan sonra bakalım, Temmuz ayında ben İstanbul'a gittiğim zaman. Aynen. O zaman belki video çeker, video çekmek ister. Tabii ki de isterim. Sizlerle tekrar görüşmek ümidiyle. Evet. Yorumlarda falan buluşuruz gene ya. Aynen. Discord hesabına gelirseniz orada varım. Melih'in kanalı da takip edin. Hatta şu sağ köşeye bırakalım. Şu sağ köşeye kendisi bırak lütfen. Kendisi artık 2 haftadır video atmıyor ama atacağını söyledi. Ama finallerim vardı. Hep videolarım... bir bahanesi var. Benim de vardı finallerim. Ama 10 tane dersim vardı ya. Hayatım, 10. Aynı okuldayız, farkında mısın? Ama 10 dersim vardı. Neyse, burada kavga etmeyelim çocukların yanında. 10 dersim vardı. Videolarım hazır, en kısa zamanda sizlerle gelecek. Ha, tamam. Gerçekten İnandık hazır tamam. Gençler valla. Çok seviyorum lütfen. Kanalıma abone seviyorum olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.